Kent TV ekranlarında yayınlanan Ayhan Ongun hazırlayıp sunduğu Açık Görüş programının seçime doğru kuşağında CHP'nin Bodrumlu milletvekili aday adayları konuk oldu. Ancak bütün dünyada olduğu gibi. Belki soruyu ben doğru soramadım. Belki ben yanlış anladım. Tüm siyasal alanın dünyada... Neşe Gökbel, Zeki Köylü ve Ayla Gürpınar'ın da katıldığı programa Hüseyin Anıl daha önceden planlanmış bir toplantısı nedeniyle mazeret bildirerek katılmazken Ayşen Cömert programa katılmadı. Nasıl ön seçim yarışlarına katılırken delegelik görevinizi yapıyorsanız bütün parti üyelerimiz, delegeler çok dinamik, çok etkin. Aday adaylarından Neşe Gökbel, Muğla iline kontenjan ayrılmasına karşı bir anlamda tepki adayı olduğunu, madem böyle bir kontenjan ayrıldıysa bir Muğlalı olarak genel merkeze bir alternatif sunmak için aday olduğunu söyledi. Bulamıyoruz. Düşündüğüm zaman boş bırakıyoruz. Bunu bir eksiklik olarak görüyorum. Konukların kendilerini de tanıttıkları programda Zeki Köylü şöyle dedi. Demokrasi en gelişmiş yöntemdir. Ben belki daha Türkiye'nin demokrasiye başladığı yıllarda, devletin ekonomiye daha egemen olduğu, bürokrasinin daha egemen olduğu yerlerde, bürokrasiden gelen insanların milletvekili gösterilerek bakan yapılması gayet doğaldır. Ama Neşe Hanım çok güzel söylüyor. Bana göre bugün bir Turizm Bakanlığı'ndan gelen müsteşardan çok daha güzel Turizm Bakanlığı yapacak sektörde arkadaşlarımız var. Ayla Gürpınar da konuşmasında şunları söyledi. Demokratik bir ülkede miyiz? Bağımsız bir ülkede miyiz? Herkesin seçilmeye hakkı var mı yok mu? Ben böyle bakıyorum. Dolayısıyla yasalarımız da içeride şunu veya bu nedenle tutuklu bulunan insanlarımıza seçilme hakkı da veriyor mu? Veriyor. O zaman bunda tartışacak hiçbir şey yok diye görüyorum. Eğer kendisi gönüllüyse ve böyle bir aday adayı oluyorsa ve seçilme hakkımız da varsa ve yasalarımız da buna müsaade ediyorsa herkes bu hakkını kullanabilir. Her üç aday adayı da ön seçimin daha demokratik bir aday belirleme yöntemi olduğunu, aday adayların centilmence yapacağı yarışın partiye dinamizm kazandıracağını ve CHP'nin hayati öneme sahip 12 Haziran seçimlerinden başarıyla çıkacağını iddia ettiler. Hadi soruya yansısın biçiminde. Bütün bunları tartışırken bir de oradan başkalarının milletvekili adayı gösterilmesi çok doğru olabilir mi? Vallahi, ben bunu öğrenmek istemiştim. Hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de değişim ve yenilenmenin bir zorunluluk olduğunu, CHP'nin de bu değişime ayak uydurmak ve sosyal demokrat politika ve projelerle halkın çoğunluğunu kazanmak gerektiği tespitine de katıldıklarını ifade eden aday adayları, 3 Nisan'da yapılacak ön seçimde delegelerin oylarına talip oldular. Dolayısıyla, tartışmaya açmak çok doğru değil. Yani tutukluluğun bir cezaya dönüşmesi, hukuksal hatalar, en son yapılan bu kitap toplatmalar, bunların hiç savunulacak bir yanı yok. Ama sorduğunuz sorunun altında.